görürsün canım. I'm just a kid who's four. Each day I grow some more. I like exploring. I'm Caillou. So many things to do. Each day is something new. I'll share them with you. I'm Caillou. My world is turning, changing each day. With mommy and daddy, I'm finding my way. Growing up is not so tough. Sanırım bugünkü hikaye zamanında yalnız ikimiz olacağız. Sürpriz! Ah! Sonunda yalnız kalmaktan kurtuldum. Bugünkü hikayemizin adı Caillou hastalandı. Caillou o gün kendini hiç iyi hissetmiyordu. Biraz ateşi var gibiydi. Sanırım biraz ateşim var senin. Ben düşürmek için bir şeyler yapacağım. Bu arada sen de dinlen. Bir süre sonra Caillou yatakta yatmanın keyifli olmadığını düşündü. Caillou hemen yatağına dön. Yatmak istemiyorum anne. Al bakalım, bu sana iyi gelecek. Ertesi gün çok garip bir şey oldu. Anne! Kendini nasıl hissediyorsun? Bak. Kızamık gibi görünüyor. Kızamık mı? Korkarım bu yatman gerektiği anlamına geliyor canım. Ve bir de kaşınmamalısın. Peki neden? Çünkü kaşınırsan bu kırmızı benekler yara olur. Kaşınmak yok Caillou. Evet, banyon hazır. Çabucak iyileşeceksin, bak gör. Caillou için en zoru bu sürekli kaşınan benekleri kaşımamaktı. Sen yine kaşınıyor muydun? Birazcık anne. Bu da nedir? Küçücük bir şey. Dinozorunu versene bana canım. Aynı bana benzedi. Ben de yapacağım. Caillou ve annesi kırmızı bineklerle boyadıktan sonra dinozor da kızamıklı gibi görünüyordu. Caillou eve kapalı kalmaktan hoşlanmıyordu. Dışarı çıkıp Rosie ile oynamak istiyordu. Anne bak, beneklerin çoğu yok olmuş. Şimdi dışarıda oynayabilir miyim? Henüz değil tatlım. Banyo için hazır mısın? Tamam. Dinozorum da benimle birlikte yıkanabilir mi? Seyredebilir ama seninle birlikte suya giremez. Caillou beneklerin hiç yok olmayacağını sandı. Ama bir sabah baktı ki neredeyse hiçbiri yoktu. Merhaba Caillou. Hey, dinozorunda ne kadar çok benek varmış. Benim gibi. Sahi mi? Göster bakayım. Hoşça kal. Caillou, Rosie'ye sonunda bahçede birlikte oynayabileceklerini söylemeye gitti. Merhaba Rosie. Bak, bütün beneklerim kayboldu. Anne! Ne oldu? Rosie kızamık olmuş anne. Sanırım haklısın. Birçok kez yıkanacaksın, sonra da benekler kaybolacak. Tıpkı dinozorum gibi. Yaşasın. Hoşça kal, sonra görüşürüz. Nerede kalmıştık? Evet. Şimdi bir Caillou hikayesi okuyacağız. Evet, bir bakalım Caillou bugün neler yapmış. Bugünkü hikayemizin adı Caillou'nun telefon görüşmesi. Anne! Sanırım orada olabilirim ama önce ajandama bakayım. Anne, Rosie bir şey yaptı. Caillou, telefondayım canım. Sözümü kesiyorsun, bekle biraz. Caillou'ya sanki annesinin onun için ayıracak hiç zamanı yokmuş gibi geldi. Çünkü annesi sabahtan beri telefonla konuşuyordu. Tamam. Lütfen hemen arayın. Hoşça kalın. Telefonunuzu bekleyeceğim. Şimdi bana ne söylemek istiyordun canım?
Rosie bir kitap yırttı. Gelip hemen görmelisin anne. Aa, bir dakika Kayu. Alo, evet. Telefonunuzu bekliyordum. Bir dakika. Gerçekten çok çok meşgulüm Kayu. Neden gidip içeride oynamıyorsun? Seninle sonra konuşalım. Resmime bak anne, hadi. Tamam, bu çok iyi olur. Hoşça kalın. Merhaba canım. Bakayım. Özür dilerim Kayu. Bu sabah gelen telefonlarla çok meşgulüm ama birazdan bitecek. Kayu gerçekten annesiyle konuşmak istiyordu ve ona telefon etmeye karar verdi. Anne anne, seni aradım ve telefon çaldı. Neden bu defa sen cevaplamıyorsun? Merhaba, benim Kayu. Kayu telefona cevap vermekten çok hoşlandı. Kendini bir yetişkin gibi hissetti. Büyük annem arıyor anne, büyük annem. Ona nasıl olduğunu sor. Merhaba büyük anne, nasılsın? Ben iyiyim Kayu, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün öğleden sonra beni görmeye gelir misin diye sormak için aramıştım. Yaşasın, evet. İçeri gel. Merhaba. Yaşasın. Arkadaşımın mini köpek yavrusunu hatırladın mı? Evet büyük anne. Biz büyük annenle birlikteyken siz de Rosie'yle oynayın canım. Büyük anne, mini köpeğe bak, nasıl zıplıyor. Koşma Rosie, onu huzursuz ediyorsun. Biraz sakin ol. Tamam büyük anne. Üzgünüm, şu anda konuşamıyorum. Ben sizi sonra ararım. Bu minik köpek telefon her çaldığında böyle yapıyor. Peki neden? Telefonda biriyle konuşurken onu tamamen unutacağımı sanıyor. Bu benim tanıdığım başka bir minik köpeğe benziyor. Neye gülüyorsunuz siz? Bu çok komik bir hikaye. Ama sanırım Kayu anlatsa daha iyi olur. Evet, bu komik bir hikaye büyük anne. Gece burada kaldığınız için çok mutluyum. Bakalım Kayu bu hikayede neler yapıyormuş. Hikayemizin adı Kayu Yatıya Gidiyor. Her şey Kayu'nun arkadaşı Leo'nun onu yatıya kalmaya davet etmesiyle başladı. Kayu ve annesi Kayu'nun çantasını hazırlıyorlardı. Kayu, sence bir şey unuttuk mu? Pijamalarımı. Haklısın canım. Leo'ların evinde kalacaksan pijama götürmen gerekiyor. Peki, şimdi her şey tamam mı? Evet. Kayu şimdiye kadar ilk kez bir arkadaşının evinde kalmaya gidiyordu. Ve çok heyecanlıydı. Hadi bin Kayu. Eminim bir şey koymayı unuttuk. Ama ne olabilir ki? Bir düşüneyim. Pijama. Aldık anne. Diş fırçası. Aldık. Oyuncak ayı. Almadık. Oyuncak ayıyı unuttuk. Güzel, artık her şeyi aldık. Hazır mısın? Leo'nun babası bahçelerinde bir ağaç ev yapmıştı. Ve Kayu da içinde oynamayı çok sevmişti. Leo, Kayu, yemek vakti. İkiniz de buraya gelin, ellerinizi yıkamanız gerek. Kayu şüphesiz Leo'ların evinde çok eğleniyordu. Ama yemek vakti geldiğinde kendini birazcık yalnız hissetmişti. Annesini, babasını ve evini özlemişti. Aç değil misin Kayu? Evet açım. Bakalım yemeğini kim önce bitirip güzel bir tatlı yemeği hak edecek. Bir süre sonra Kayu ve Leo'nun yatma vakti gelmişti.
Kayyu Leo'ların evinde diş fırçalamanın bile eğlenceli olduğunu düşünmüştü. Ama yatma vakti gelip çattığında Kayyu annesini, babasını ve evini çok özlediğini fark etmişti. Giderek üzülmeye başlamıştı. İkiniz de yatmaya hazır mısınız? Hadi yatağa yat Kayyu. İyi geceler tatlım. Söyler misin Kayyu, bir problem mi var? Eve gitmek istiyorum ben. Bak sana ne diyeceğim. Neden gidip annene telefon açmıyoruz? Eve gelmek istiyorum anneciğim. Ayıcık da eve gelmek istiyor mu? Ayıcık mı? Zavallı ayıcık. Çantanın içinde kaldığı için kendini çok yalnız hissediyordur. Ve eminim o Leo'ların evinde kalmayı çok istiyor. Kayyu ayıcığını çıkarttıktan sonra artık eve gitmek istememişti. Ona sımsıkı sarılmıştı ve kocaman bir öpücük vermişti. Ayıcık şimdi daha iyi mi? Evet, çünkü ben ona sımsıkı sarılıyorum. Harika. İyi geceler, tatlı rüyalar. Kovalasa bizi tavşanlar. Büyük anne, bize hikaye okur musun? Kayyu ile ilgili olabilir. Bir bakalım neler yapıyormuş. Bugünkü hikayemizin adı Kayyu Bebek Olur. Kayyu ve Rosie gün boyunca oyun oynadılar. Hem de bütün gün. Hayır, nasıl oluyor da bu kadar dağıtabiliyorsunuz? Anlamıyorum. Yemekten önce etrafı toplamaya ne dersin Kayyu? Kayyu, bana yardım eder misin lütfen? Ama Rosie etrafı toplamıyor. Pekala, bir deneyelim. Rosie, etrafı toplama zamanı. Tamam mı? Oyuncakları buraya koy. Evet, oldu tatlım. Hadi birkaç tane daha getir. Anne bak, Rosie hala oynuyor. Bu hiç adil değil. Ben de Rosie gibi oynamak istiyorum. Kayyu, Rosie etrafı tek başına toplayamayacak kadar küçük. O büyüyene kadar onun işini ben yaparım. Kayyu, sen kendi başına toplayacak kadar büyüdün. Kayyu annesinin eşit davranmadığını düşünüyordu. Çok kızmıştı. Ben de sütümü öyle bardakta içmek istiyorum. Pekala. Ve sandviçimi de Rosie'ninki gibi minik minik istiyorum anne. Bana da anne. Önlük mü istiyorsun? Kayyu. Bebek olmak hoşuma gitti anne. Kayyu 4 yaşında olmaktansa bebek olmanın daha iyi olduğunu düşündü. Bebek olmaya özenmen problem değil ama lütfen şımarık bir bebek gibi davranma. Yemekten sonra Kayyu ve Rosie bebekçe oynarken çok eğlendiler. Uyku mu? Evet, benim iki küçük bebeğimin uyku vakti. Hadi Kayyu yatağına yat, ben de gelip üstünü örteyim. Kayyu aslında uyumak istemiyordu. Ama Rosie gibi bebek olmak için uyumak zorundaydı. İyi uykular Kayyu. Kayyu, ne oldu tatlım? Ben uyumak istemiyorum anne. Ama bütün bebekler öğle uykusuna yatar canım. Artık bebek olmak istemiyorum. Yine 4 yaşında olmak istiyorum. Güzel. Kartlarını oynamaya ne dersin? Harika. Tekrar 4 yaşına dönmene çok sevindim. Ben kazandım. İkiniz de yerinize oturun ve uçmaya hazır olun. Hikaye vakti.
kayyuya bir bakın. Uçmaya çoktan hazırlanmış bile. Çünkü bugünkü hikayenin adı Kayyu Uçağa Biniyor. Kayyu ailesiyle birlikte tatile gidiyordu ve bu onun ilk uçağa binişi olacaktı. İşte oldu. Kayyu her şeyi çok merak ediyordu. Onunla oynamayı bırak Kayyu, birazdan kalkışa geçeceğiz. Lütfen arkana yaslan. Sizin keyfiniz yerinde mi? Anne, arkana yaslanmak zorundasın. Geçmişti. Kayyu pencereden dışarıya baktığında giderek yerden uzaklaştığını gördü. O gördüğün küçük beyaz şeylerin hepsi ev. Baba, tatile geldik mi? Hayır, henüz değil. Kahvaltı ister misiniz? Kahvaltı mı? Evet. Kayyu daha önce hiç kahvaltısını uçakta yapmamıştı. Kahvaltıdan sonra Kayyu'nun babası müzik dinlemeye başladı. Kayyu müziğin nasıl çaldığını çok merak etti. Günaydın beyler. Uçuştan memnun musunuz? Pilota merhaba de Kayyu. Merhaba. Gelip uçağı nasıl uçurduğuma bakmak ister misiniz? Evet. Çok seviniriz. Teşekkür ederiz. Kokpite hoş geldiniz. Bu Kayyu. Merhaba Kayyu. Merhaba. Aa! Baba, o da ne? Onlar sadece bulut Kayyu. Bulut mu? Gerçekten mi? Biz iniş için uygun. Ay canım. Problem yok, tamam. Şu anda bulutların üzerinde miyiz? Evet. Bulutların üzerinde olmaya bayıldım. Birazdan inişe geçeceğiz. Yerlerinize dönseniz iyi olur. Ah, neredeyse unutuyordum. Küçük pilotlarımıza bundan takıyoruz. Kayyu bu özel pilot rozetine sahip olduğu için çok sevinmişti. Ve kısa bir süre sonra uçak havaalanına inecekti. Artık uçak yere indi. Umarım ailenle çok iyi bir tatil geçirirsin Kayyu. Ve umarım tatil dönüşünde yine seninle karşılaşırız. Büyük anne, bize Kayyu ile ilgili bir hikaye okur musun? Pekala. Bakalım bugün nelerle uğraşıyor. Bugünkü hikayemizin adı... Rosie, Kayyu'ya abi olmayı öğretiyor. Kayyu bloklarıyla oynamaktan keyif alıyordu. Ve şimdi de tüm dünyadaki en uzun kuleyi yapmaya karar vermişti. Bu Kayyu'nun şimdiye kadar yaptığı en uzun kuleydi. Bum! Lütfen yapma Rosie. Yolumu bozdun Rosie. Git ve kendi oyuncaklarınla oyna. Rosie. Rosie, onları bana ver. Anne. Rosie sürekli benim oyunumu bozuyor. Belki sadece seninle birlikte oynamak istiyordur. Ama ben onunla oynamak istemiyorum ki. Kayyu, şu anda meşgulüm. Her zaman problemlerini ben çözemem canım. Ama anneciğim. Sen ve Rosie problemlerinizi çözmeyi öğrenmelisiniz. Hayır, öğrenemeyiz. Kayyu. Hı 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 hı.
Rosie tarafından rahatsız edilmeden kitabını okuyabildiği için çok mutluydu. Git başımdan Rosie. Hemen odamdan dışarı çık. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Git buradan. Sana git buradan dedim. Kitaplar okumak için de, vurmak için değil. Sana git dedim. Ayu, Rosie'yi sen mi ağlattın canım? Hayır. Rosie artık onu rahatsız etmeyeceği için Caillou mutlu olmuştu. Çok uzun bir süre odasında tek başına oynamıştı. Ama artık sıkılmaya başlamıştı. Oyun oynamak istemişti ama bu sefer tek başına olmak istemiyordu. O yüzden Rosie ile ilgili düşüncelerini değiştirdi. Rosie! Caillou Rosie ile oynamanın eğlenceli olduğunu hatırladı. Gözlerime inanamıyorum. Ve şimdi de Rosie ile oynamaktan o kadar keyif alıyordu ki annesinin bölmesini istemiyordu. Hikaye zamanı çocuklar. Ben okudukça sayfaları çevirmek ister misin? Evet. Tamam, o zaman başlıyoruz. Hikayemizin adı Caillou Kuşları İzlemeye Gidiyor. Büyük anne hadi gidelim. Acele etmeye gerek yok. Kuşlar kaçmıyor ki. Büyük annesi Caillou'yu o gün kuşları izlemeye götürüyordu. Ve Caillou çok sabırsızlanıyordu. Çünkü büyük annesiyle macera yaşamaya bayılırdı. Hiç kuş yok ki. Emin misin? Sesleri iyi dinle. Evet duyabiliyorum. Peki neredeler? Büyük anne onları gördüm. Bak oradalar. Daha yakından bakmak ister misin? Büyük anne ne zaman ne yapması gerektiğini her zaman çok iyi bilirdi. Caillou mutluluktan ne yapacağını bilememişti. Şimdi ellerini aç. Yem mi? Evet doğru. Birazdan yemi gören bütün kuşlar buraya toplanacak. İzle. Bak büyük anne kuş yemi yiyor. Hey kuş geri gel. Merak etme Caillou. Küçük kuşlar bizim gibi büyük insanlardan korkarlar. Çok sessiz durursak ve hiç kımıldamazsak o zaman korkmazlar tatlım. Ve sonra başka bir kuş yem yemeye gelmişti. Sonra başka bir tane daha ve birkaç tane daha. Caillou gözlerine inanamamıştı. Bak. Seni yaramaz. Bir oyun oynayalım. Ayağa kalkar mısın? Güzel. Ellerini böyle aşağıda tut ve sakın ama sakın kımıldama. Bir kuş. Büyük anne bak elime kondu. Caillou çok heyecanlanmıştı. Daha önce hiç eline kuş konmamıştı. Ne oldu gidiyor muyuz? Neden ıslık çalıyorsun? Kuşlarla konuşmaya çalışıyorum. Eğer başarabilirsem onlar da bizimle konuşur. İyi denemeydi. Öğrenmen biraz zaman alacak. Çalışman gerekli. Caillou'nun kuşlardan keyif alması büyük annesini çok sevindirmişti. Ona özel bir hediye vermeye karar verdi. Bu bir ev. Evet ama bildiğin evlerden değil. Bak. Büyük anne yemler dışına çıkıyor. Evet doğru dışına çıkması gerekiyor. Bu bir kuş beslenme kabı çok uzun zaman önce almıştım. Şuna gideceğini düşündüm. Peki kuşlar gelir mi? Bilmiyorum birazdan göreceğiz.
Kayu ve büyük annesi kuş besleme kabını verandaya asmaya karar vermişlerdi. Burası çok iyi bir yer. Evin içindeyken de kuşları izleyebileceksin. İşte böylece Kayu da kuşları izlemeye başlamıştı tıpkı büyük annesi gibi. Zavallı Kayu bu sefer gerçekten başı dertteydi. Bir bakalım neler olduğunu merak ediyorum. Hadi öğrenelim. Şimdiki hikayemizin adı Kayu ve Oyuncak Bebek. Her şey Kayu'nun annesinin dışarı çıkmaya hazırlandığı sırada gerçekleşti. Kayu değişik renkteki makyaj malzemelerini çok sevmişti. Boya kutusu gibi görünmüşlerdi. Jolly gelmek üzeredir Kayu. Neden aşağı inip onu orada beklemiyorsun? Güle güle, güle anne. Yatma vakti Rosie. Ben Rosie'yi uyumaya götürürken sen de biraz kendi başına oynamaya ne dersin? Tamam. Görüşürüz. Masal anlatayım mı? Annesinin makyaj malzemelerini görünce Kayu'nun aklına bir oyun oynamak geldi. Kayu, neredesin? Ne yapıyorsun? Kayu, Rosie'nin bebeğini berbat ettiğinin farkındaydı ve Julie'nin ona kızacağından korkmuştu. Ah, işte buradasın. Kayu, ne yapıyordun sen? Julie. Yo, olamaz. Rosie uyandı. Kayu, Rosie'nin bebeğini bir yerlerde gördün mü? Hayır. Emin misin? Onu banyoda bıraktığını söyledi. Bir dakika, o da ne? Bir saniye kalkar mısın Kayu? Kayu. Bebeğe ne oldu böyle? Biliyorum, bana kızdın. Annem de geldiğinde bana kızacak. Ah, olamaz. Sanırım bayağı hareketli bir öğleden sonra geçirmişsiniz. Anne. Bakalım problemi çözebilecek miyiz? Kayu bebeği nasıl o hale getirdiğini ve herkesin ona kızmasından nasıl korktuğunu açıklamıştı. Bebeğin senin gibi güzel görünmesini istemiştim anne. Ama her şeyi berbat etti. Önemli değil Kayu. Rosie bebeğin hala güzel olduğunu düşünüyor. Çok üzgünüm anneciğim. Öyle olduğunu biliyorum tatlım. Kahramanım Marsu.
Kes şunu Marsu. Ok Rozam çizgi romanının son sayısı. Haftalardır onun son maceralarını okuma hayalleri kuruyorum ama sen buna engel oluyorsun. Hey Marsu, o benim Krozam dergim. Ağaçlarda yetişmiyor onlar. Bak biliyorsun ben ormanın oğlu Krozam değilim. Ben Hector'ım, Diane Forrest'ın yeğeni. Bunun için mi beni buralara kadar çıkardın? Mor üzüme benzeyen bu meyveyi tatmam için mi yani? Buraya çıkmama değdi. Hey! Sen de mi Krozam hayranısın? Hey! Marsu! Opa! Ne oldu? Oba oba! Krozam dergim! Bir kez daha Marsu hayatımı kurtarmış oldun. Gerçekten harikasın. Kim Marsu? Ben Krozam. Krozam mı? Gözlerime inanamıyorum. Bu hayret verici bir şey. Adım Hector. En büyük hayranınızım. Hala inanamıyorum. Neredeyim ben? Yaşasın. Krozam çizgi romanın içindeyim. Sanırım rüya görüyorum. Evet muhteşem bir rüya. Sen olmak Hector. Kim Marsu? Marsu. O benim en yakın arkadaşım. Yani özet olarak Marsu bu ormanın kralı diyebilirim. Krozam olmak orman kralı. Krozam kurtarmak Hector. Marsu kurtarmamak. Marsu var olmamak. Marsu var olmamak derken neyi kastediyorsun? O birçok kez benim hayatımı kurtardı. Bana sarmaşık dalıyla ağaçtan ağaca atlamayı öğretmek istemen gerçekten güzel ama... daha aşağılardan başlayamaz mıyız? Sanırım sıra sizde. Tamam Marsu, geliyorum. Acele et Marsu, geliyorlar. Aslında kovanlarında uyumalarına yardımcı olacak bir şey buldum. Ama onlar bundan pek memnun değiller. Dur Marsu, beni bekle. Yavaşla. Oh!
Barsu, piranalar. Barsu, bu bal mumunu gerçekten hak ettik. Artık bundan kulak tıkacı yapabiliriz. Benimle dalga geçiyorsun Hector. Sen var görmek sayfa 24. Rozam güçlü. Rozam hayvanların efendisi. Marsu olmak bir hayvan. Rozam olmak ormanın kralı. Marsu olmamak. Ama Marsu burada Palombia'da bulunan hayvanların efendisi. Kötülerle savaşıyor, zayıfları koruyor ve tüm hayvanlarla iletişim kuruyor. Oba. 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 Şu işe bak. Bu koca ağaç gövdesinin içinde adeta minyatür bir yağmur ormanı var. Oba oba. Tamam. Peki burada duracağım. Oba. Oba oba. 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 Hey. Bu harika. Bence bu minik hayvanları bulmakla kitaplara geçecek büyük bir keşfe imzamızı atmış olduk. Sevmemek sivrisinek. Marsu'nun böceklerle arası çok iyidir. Ama Marsu kesinlikle benim kadar güçlü olmamak. Hey Hector bak ben var hareket etme. Aslında Marsu hoşlanmadı. Dikkat et. Şey diyordum aslında Marsu hoşlanmadığı kişilerle eğlenmeyi de çok sever. Oh, my God.
Babam da hayvanları çok sevmek. Krozam onlara her zaman sarılmak. Hadi durma, çırp kanatlarını. Evet, çok güzel, öyle devam et. Aferin. Aa, neredeyse başarıyorduk Marsu. Başka ne yapılır bilmiyorum. Hadi, hadi. Hop. Yaralanmadı ama bence çok korktu. Nasıl süzüldüğümüzü görüyor musun? Oh, hayır. Marsu aynı zamanda harika bir uçuş öğretmeni. Ama kendi kendine uçmayı da becerebiliyor. Marsu, alabora olacağım. Programlarımdan birinde Niagara Şelalesi üstünde yamaç paraşütüyle yaşadığım macerayı hatırlattı. Bu harika! Yaşasın Marsular! Marsu olmak tüylü büyük kuş, o olmak kahraman! Ama Krozam, gerçek hayatta cesaret ve güç her şey demek değildir. Marsu'nun aynı zamanda büyük bir kalbi var. Krozam doğal hayatı çok sevmek. Krozam çiçekleri de çok sevmek. Çizgi romanda öyle bir şey yazmıyor. Marsu'nun da müthiş bir doğal hayat tutkunu olduğunu söyleyebilirim. Hatta Marsu birçok insandan daha çok seviyor yeşili. Tabii ormanı da koruyor. Bu korkunç gürültüyü kimin çıkardığını gözlerimizle görelim. Aferin sana Marsu. Onu durdurdun. O kesinlikle orman kralının arası olmamak. Krozam, onun arası ormanı yönetmek.
Hadi ama bu kadar bozulmana hiç gerek Marsu yok. Marsu mükemmel. Marsu harika olmak. Tabii ki Marsu'nun da kusurları var. O da kişiliğinin parçası. Hayır Marsu, bırak o piranayı. Küçük tatlı çiçeğimle o balığı çeşnilendirmek gibi bir şey aklından bile geçirme. Hayır Marsu. Ama karada ışıklarla oynamak çevreye zarar verebilir. Hadi Marsu, benim için yap. Sadece bu defalık. Ve kayıt. Yabani hayvan kükremesi duymak istiyorum, tamam mı? Anladın değil mi Marsu? Marsu var olmamak. Çok güçlü, çok hızlı, çok iyi, çok sevecen, çok hırslı. Her şeyi çok çok. Marsu çocuklar için uydurulmuş bir hikaye. Nasıl söylesem bilmiyorum Krozam. Bunu yanlış anlamanı istemem ama... sen de çocuklar için uydurulmuş olan bir karaktersin. Ne? Sen... sen bir çizgi roman kahramanısın. Yani sadece kağıt üstündesin. Krozam gerçek olmamak. Krozam ormanın kralı olmamak. Krozam Marsu tarafından yenilecek minik bir karınca olmak. Krozam lütfen beni dinleyin. Siz en sevdiğim çizgi romanın en sevdiğim kahramanısınız. Marsu ise gerçek hayattaki en iyi arkadaşım. En yakın dostum. Güzel görüntüler. Kim bilir? Belki günün birinde ben de kendi çizgi romanımı yazarım. Marsu! Marsu, Krozam nerede? Krozam'ı hayal ediyordum ve... Demek gerçekten ağaçtan düşmüşüm. Beni kurtaran yine sendin. Marsu, sen gerçekten en iyi, en yakın arkadaşımsın. Uba uba hop. But I'm not a man of a mouse, you love me. Pocoyo ve arkadaşları burada. Galiba hep birlikte kule yapıyorlar. Merhaba Pocoyo. Merhaba. Merhaba Eli. Merhaba Fato. İyi yakaladın Eli. Herkes bu kuleyi yapmak için el ele vermiş. Pato'nun nesi var Pocoyo? Neden bu komik sesleri çıkartıyor? Ben
isterseniz Pocoyo ve arkadaşlarına Pato'ya ne olduğunu söyleyebilir mi? Pato hıçkırıyor. Haklısınız. Pato'yu birden hıçkırık tuttu. Hıçkırık. Üzülme Pato. Bunda üzülecek bir şey yok. Ama sinir bozucu bir şey. Hıçkırıktan kurtulmak ister misin Pato? Belki beraber düşünüp Pato'yu hıçkırıktan kurtarmanın bir yolunu bulabiliriz. Oh, galiba Ellie'nin bir fikri var. Acaba Ellie ne yapıyor? Ellie, Pato'nun nefesini tutmasını istiyor. İyi fikir Ellie. Deneyecek misin Pato? Pekala Pato. Ben üçe kadar saydıktan sonra derin bir nefes al. Bir, iki, üç. Aferin sana Pato. En doğrusu bu. Zavallı. Çok iyi bir fikir gibi gelmişti. Senin de mi bir fikrin var Pocoyo? Pocoyo ne yapmaya çalışıyor? Anladım. Tepe taklak durarak Pato'nun hıçkırıktan kurtulacağını düşünüyorsun. İyi. Ne dersin Pato? Deneyecek misin? Doğrusu bu yöntemin işe yarayacağını düşünüyorum. Pekala. Bu da iyi bir fikir gibi gelmişti Pocoyo. Ne oldu Ellie? Tek ayak üstünde zıplamanın hıçkırığı geçireceğini mi düşünüyorsun? Ne dersin Pato? Alça gelebilir ama belli de olmaz. Pato'yu rahatlatmak için belki de herkes tek ayak üstünde zıplamalı. Yine de denemeye değerdi. Peki Pocoyo şimdi ne yapıyor? Evet, nefesini tutuyor, tepe taklak duruyor ve tek ayak üstünde zıplıyor. Hepsi bir arada. Ne dersin Pato? Şişt! Hey, buraya gelin Pocoyo. Pato bunu yapa dursun. Galiba ben hıçkırıktan kurtulmanın yolunu biliyorum. Ama bu sürpriz olmalı. Pato'nun haberi olmamalı. Hıçkırığı geçirmenin bir yolu da o kişiyi şaşırtmak. Örneğin arkadan yaklaşıp "Bı!" diye bağırmak. Hayır. Gelin buraya. Pato onu korkutacağınızı bilmemeli. Onu şaşırtmanız gerek. Saklanmak. Çok iyi bir fikir Pocoyo. Ben niye düşünemedim? Bir önerim var. Pocoyo ve Ellie bı derken sizler de eşlik edin çocuklar. Bı diyoruz. Hazır? Bir, iki, üç. Bizim bö onu korkutmadı ama kuleyi sallamaya başladı. Tam arkanda Pato. Pato, dikkat et! Hıçkırık gitti. İşe yaradı. Herkesi şaşırtan sürpriz nihayet Pato'nun hıçkırığını geçirdi. Yaşasın yardımlaşmak. Aferin sana Pocoyo. Aferin size çocuklar. Hoşça kalın.
Oh, bende de başladı. Görüşmek üzere.